Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Radyolarının başındaki herkese günaydın. Olmayanlara da günaydın. Yataklarında olanlara da günaydın. Olmayanlar bu ne ya? Olmayanlara dediğim yani yataklarında olmayanlara da günaydın. Durumu olmayanlara demiyorsun yani. Yok yok yani radyolarının başında olmayanlara, mutfakta olanlara da. Bir şekilde durumu olmayanlara diyorsun. Durumu olanlara da olmayanlara da günaydın diyoruz sevgili Oktay. Size ne de günaydın. Güzel. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Size de günaydın. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler programımıza. Sizlere de kocaman bir günaydın herhalde gerekir Oktay Bey. Doğru, günaydın. Ve tabii ki günaydın. Ve tabii ki günaydın. Peki ben şey yapmayacağım yani hiç şeylere girmeyeceğim ama yani bir tarafım diyor ki gayet doğal kabul et. Artık bunu kaç yaşına gelmiş adamsın bunu konuşmanın ne alemi var, ne gereği var, ne yeri ne zamanı diyor. Bir tarafım da diyor ki. Yok hayır, programımız her şeyin konuşulabileceği yani her şey olmasa bile, da yani çoğu şeyin. Çoğu şey olmasa bile bazı şeyler olmasa bile pek az şeyin konuşulabildiği bir ortam Fahir. Evet, doğru söylüyorsun. Ne dedik biz zamanında slogan olarak? Herkesin dinlenebildiği bir ortamda dedim ben. Hatırlıyor musun? 15-16 sene önce kullandığım slogandır ve bugün işte anlamını kazandı. Evet. Ne kadar ileri kazanıyor görüşlü, daha doğrusu. İreli görüşlü bir insan mısın bir kez daha ortaya çıktı. Evet, buyurun siz bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi tarihe bakıyorum, 25 Nisan 2017 evet. Salı sabahındayız. Bakıyorum çok rutin havaya bakıyorum, özellikle Ankara için söylüyorum. Güneşli bir hava gibi gözüküyor, bakıyorsunuz evet, hatta evet. Durumunuz varsa güneş gözlüğünüzü de yanınıza almayı aman ihmal etmeyin diyesim gelen bir gün. Doğru. Fakat bu benim narin ve biçimli ellerim neden sabahın erken saatlerinde araba üstünden camdan buz temizlemek zorunda kalıyor? Bunu anlayabilmiş değilim. Neden bu minnoş ellerim donum donum donuyor? Maalesef Fahir, yani hava durumunu senin ellerinin pozisyonuna göre ve veremiyoruz. Ellerine göre ayarlayabilseydik keşke. Yapılacak bir şey yoktu ama hayat sadece senin ellerine göre şekillenmiyor. Hayat sadece benim ellerimden ibaret değil. Senin ellerinin minnoşluğunu yaşadığı zaman, yaşadığı süre boyunca başına gelenlerdir hayat. Havalı oldu mu laf? Havalı olmadı, oldu. Değil mi? Biraz eklerde falan bazı sorunlar var. Abi biraz üstünden geçersek çok havalı olacağını benim inancım tam. Bir nefeste söylenirse belki havalı olabilir. Evet, biz nefeste ve doğru vurgulamalarla ve doğru bir dil bilgisiyle gerçekten inanılmaz güzel bir laf olacağına inancım tam. Şimdi her şey normal diyorsun yani. Her şey normal. Bugünden itibaren başkentte ve Türkiye genelinde mevsim normallerinin üstüne yavaş yavaş çıkacak. Yani bugün bazı bölgelerde yarından itibaren ama bazı bölgelerde bazı illerde bugünden itibaren hissedilecek o mevsim normallerine ağır ağır çıkması hava sıcaklığının. Misal İstanbul. Bir saniye, ben en baştan şey söyleyeceğim. İstanbul'a girmeden önce bir arkadaşımız var, ortak da bir arkadaşımız. Hı hı. Aslında hiç ismini niye Metin mi? Metin değil, sevgili Göksel. Sevgili Göksel annesi yıllardır bir defter tutuyormuş. Evet. Yani günlük olarak böyle şeyin durumuna göre, evet, hava durumuna göre. Ve %90 oranında da doğru tahmin ediyor. Yıllık bazda tahmin ediyor bu arada. Evet. Mesela önümüzdeki yaz nasıl geçecek? Hı hı. Önümüzdeki sonbahar nasıl geçecek diye. Mart'ın 15'i itibariyle bu şeyi tutuyor. Mesela Mart'ın 2017 için mi? Evet. Mesela Mart'ın 16'sı Nisan ayına tekabül ediyor. Tamam. Mart'ın 17'si işte Mayıs ayına tekabül ediyor falan tamam şeklinde. Vallahi bu sene şöyle bir şey ortaya çıkmış. Sadece Eylül ve Ekim aylarında hava sıcaklığı biraz mevsim normallerinin üstünde olacak. Hı. Onun dışında bız gibi hatta serince mi diyebileceğimiz bir yaz sezonu. Buz gibi demeyeyim de yani hani sonuçta Temmuz ayında 25 derecelikte bana göre buz gibi bir hava. Ama mevsim normallerinin altında mı olacakmış? Mevsim normallerinin altında bir sezonu seyredeceğimizin müjdesini verdi. Demek ki 23 Nisan'da karşılaştığımız yani 2 gün önce Ankara'da karşılaştığımız o kar yağışı da bizi bu seneye hazırlamak için yapılan aslında hazırlıktı. Yani yaza hazırlıktı. Çok saçma duyuluyor yaza hazırlık, kar yağışı falan ama yani bu gerçek demek. Bunlar gerçek. Yani sistemi ben tam anlamamış da olabilirim ama yani en nihayetinde soğuk bir sene yaşayacağımızı garantisini verebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu geleneksel takvimi gündemimize getirdiniz ve masaya koyduğunuz için. Ben de tutacağım ya. Daha yaşım erken yani. Çok mantıklı. Bir de uzun yaşamak bu anlamda avantaj değil mi? Yani
defterlerin tekrar böyle açılıp bakılması anlamında. Getirin benim o defteri. Senin de 96 gibi bir hedefin olduğuna göre ve 52 sene gibi net bir fikrin olduğuna göre Fahir, daha önünde kocaman yıllar var sevgili dinleyiciler. Sizlerin de koca koca yıllar olmasını temenni ederiz. İstanbul'da bugün az bulutlu, güneşli bir hava var. 17 derece ama benden duymuş olmayın ama sevgili dinleyiciler, önümüzdeki günlerde hafta içinde 20-21 dereceye kadar çıkıyor bu hava sıcaklığı. Vallahi o kadar yani, ama bakın soran olursa hani 20-21 derece çıkacağını duydum falan diye öyle ismimi falan vermenize gerek yok. Yani siz kendi kendinize tadını bunu bekleyin. Çıkarın yeter. Tadını çıkarın yeterli. O bizim için de kafidir aslında Oktay. Senin nazarında ben de nasiplenmek istiyorum. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Başkent için, Ankara için bak o kadar net konuşamayacağım Fahir. İstanbul'da nasıl bugünden itibaren ısınıyor? Ankara'da yarından itibaren bu ısınma başlayacak. Bugün de soğuk serin hava yaşayacağız hep beraber. Ama bakma öyle serin dediğime, 15 derece falan. 15 en yüksek hava sıcaklığı. Serin. Oktay, yani şu anda 2-3 derece dışarıdaki hava sıcaklığı. Evet. Güneş var ama nasıl ısırıyor Fahir, nasıl dalıyor? Dalar. Dalıyor. Yarın da böyle, yani yarından itibaren yükselecek. 18-19. Perşembe, cuma 20-22 dereceleri çıkacak Fahir. Oktay ağzından bal akıyor valla, ağzını öpeyim diyeceğim cumartesi sabah günü, sabah. Cumartesi günü 24-25 dereceye çıkıyor. Senin ağzını yerim, hem öperim yani, hem yerin yani. Yeme de onu da araya sıkıştırmış olayım. Ama yani ben söyleyeyim benden yani. Benden duymuş olmayın diyorsun. Tabii. İzmir'de de biliyorsun rüzgarlı serin bir hava vardı. Hem de nasıl. Bugün açık uçtu bir hava. İzmir'i uçtu. Bu dakika uçtu. İtibariyle 9 derece hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükseliyor Fahir. Bugün mü? Evet bugün. Ne diyorsun Oktay? Hafta sonuna doğru 28-29 dereceleri bulacak ya. Hafta sonu ne oluyor? Nisan sonu değil mi? Tam vallahi, anlamıyla. Yani 1 Mayıs pazartesi Rabbim, değil mi? Ne diyeyim Oktay, 1 Mayıs pazartesiye denk geliyor. Hava sıcak diyorsun. Bu arada kuzey ve iç kesimlerde zirai don uyarısı da yapıldı meteorolojiden. Zirai don değil, normal insan donuyor. İşte, zirai dona ne gerek var? İşte sonuçta araba... ben zirai bir ürün değilim. Aracım zirai bir araç değil. Ama sen zirai bölgede yaşıyorsun ya neredeyse. Doğayla iç içe. Doğanın her yeri uzak... sonuçta. Zirai bir ortam olabilen her yerde. Şehirden uzak ama doğayla iç içe bir yerde yaşadığın için o zirai don uyarısı. Ama havaalanına da yarım saat mesafede Oktay. Hava evet yani böyle de bir şey. Ne zaman veriyorsun satılık ilanını bu kadar konuşmuşken? Vallahi ilgilenenler, ciddi ilgilenenler arasınlar. Arasınlar, aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey, stüdyomuza geldiniz. Sevgili dinleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bakın saat 7:20 geçiyor. Modern Sabahlar. Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın, tam şarkı biterken anonsa girmeden önce bir espri yaptım, ona gülüyorduk. Daha doğrusu galiba sadece ben gülüyordum. O espriyi bir de dinleyicilerimize yapmak ister misin? Belki de bir espri yoktu ortada. Buyurun devam edin, zaten geç geldim. Zaten geç geldin. Şaşırdım. Uyumuşsun. Güzel bir hava. Hava harika. Mükemmel, merak etme. Ne demek şeyden geldin sanki? Sen dışarıdan gelmedin mi? Seni söylemen lazım. Biraz üşüdüm de gün içinde ısınacak mıyım? Onun umudu bana yeter. Gün içerisinde ısınabilirsin ama esas yarın. Esas yarın. Ankara'daysan. Ne kadar İstanbul'a ısınır? Bugün gidersen İstanbul'da bugün de ısınabilirsin yani düne göre. İstiyorsan İzmir'de biraz takıl, bayağı bir ısınırsın evet, bence. Ya. Vallahi kemiklerin bile ısınır. Çok güzel çalışmışsınız ya ben ya, yokken. Sen yokken neler neler yapıyoruz. Sanki ben yokken kahvelerde yapıyorsunuz galiba. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun beraber olsun. Allah Allah, sen de sanki seni dışlamışız gibi şey yapıyorsun. Biraz dinleyicilerimizin önünde sanki şeymişiz gibi, ayrımcılık varmış gibi. Ve içeride kahven duruyor. Sıcak su var. İster dökün, ister kahve yap, ister ne yapmak istiyorsan onu yap. Şeker kardeşim. Durduk yere bana da bir 50 yaş attırdın şeker kardeşim dedirterek. Şöyle bir bakalım, yeni haftamızın başında sayılırız yine değil tamam, mi neler bakalım. Var dünyanın dört bir tarafında neler oluyor, futbol dünyasında neler oluyor, dün karşılaşmalar yapıldı mı, yapıldı, sadece ülkemizde değil, ülkemizde karşı bir karşılaşma vardı galiba, Beşiktaş Adana ya da Adana Beşiktaş karşılaşması. Biz Adana. Dün hiç bahsetmedik ya, Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. İşte o derbinin üstünden bir gün geçince konuşmak şey oldu, bir de biliyorsun derbilerde konuşursak programımızı şeyinden çıkarmayalım diye, yolundan çıkarmayalım diye öyle şeylere hiç girmiyoruz ama Danimarka'daki Brøndby ve Kopenhag karşılaşmasından istediğimiz gibi bahsedebilme şansına sahibiz. Orada sen nefsini körelt istediğin kadar. Sen nefsimi, sen nehrimi.
Bugün zor bitecek program. Valla zor da başladı, zor da biteceğe bu benzer. Bu maçı gündeme almamızın sebebi Fahir, bir kupon pul vardı sende, onunla ilgili mi alıyoruz yoksa mu? Başka bir? Evet. Yani bir iddia, bir şey mi oynadın? Bir bir iddia mı vardı anlamında soruyorum yoksa? Ya ülkemizdeki karşılaşmalarda biliyorsunuz işte Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında tribünlerden bir şeyler atılır, işte ne atılır? Pet şişe atılır, bozuk para atılır. Bozuk para, çakmak atılır. Çakmak atılır, imkanlar hiç ölçüsünde. Hiç ben öyle bir şey görmedim yıllardır. Spor. Rivayet zaten bende. Futbol maçları zaten izlerim. Zaten bunlar küçük olduğundan göremiyorsun ya bir de. Evet, atıldı ya. Diyor orada spiker. Atılmıştır. Atıldı diyorsun. 1 lirayı mı göreceğim ben yani ya? Orada spiker sahada. Yalan mı söyleyecek bir de? Bir de biz şeyde görüyoruz, sahada görüyoruz. Yani işte kameralar yakından çektiği zaman işte bunu attılar, bele belki bele futbolcu yaptılar. Kendi cebimden atıyordur. Yani ki onun sokması daha kolay sahaya. Ben bilemem. Zaten kimsenin de günahını almak istemem ama Danimarka'daki hadiseler hakikaten birazcık atmışlar? Ne atmış olabilir? Ne? Mesela sen bir futbolcu olsan. Futbolcu olsan. Evet. Tependen tamam. Ne gelirse seni rahatsız eder. Su. Su. Hı-hı. Sen çünkü susamışsın. O da ağzına sürmüş herhalde. Ondan içemem diye. Ne? Hayır, sen niye suyu böyle bir sadece su gibi düşünüyorsun? Yani böyle damacanayla atılmış bir su beni evet, çok rahatsız eder. Damacanayla atılırsa rahatsız eder. Çünkü öyle küçük bir yarım litrelik pet şişelerde bile çok tehlikeli olurken. Beton etkisi yaratır. 19'luk damacana düşün Fahir. Evet, onun bana geldiğini düşünüyorum şu anda. Ben evet. Kornerden taçtan soğurum. Onu atabilecek adam varsa zaten yatıp kalkıp korkmamız ama gerekiyor. Var, onlar da var ya dünyanın strongman diye tabir ettikleri adamlar ve var. Ve bunlar Danimarka'da maça mı gidiyorlar? Allah Allah, sen adamları neyiz? Keyiflerini zapturaptı altına alıyorsun. O sporu yapar başka. Pardon sporu. Futbolculara damacanayla su atmak keyifse kusura bakma Fahir. Böyle bir keyif tanımıyorum. Lütfen benim korkularım üzerinden tartışmayınız. Yani zaten Danimarka'da bir atasözü var. Başkasının keyfinin başladığı yerde senin keyfin biter. Ve sonlanır. Vallahi karşılaşmada özellikle korner fotoğrafları var. Evet. Fare atmışlar ve ölü. Ölü fareleri. Onu bilen biri yapmıştır. Kesin birisi yapmıştır. Ya onu demek ki stadyumda yakaladı adam. Çünkü stada sokamazsın fareyi. Tabii korkuyla fare. Atmış olabilir Fahir. Evet, orada bir şey olmuş olabilir. Ay bu ne falan filan avladı, diye böyle öldürdü. Almıştır. Yani avladı, öldürdü mü? Avladı mı? Hı-hı. Yani avladı ne Ege? Ya orada herkes maç seyrederken adam fareyi kovaladı demek. Tuvalette nasıl leş bir tuvalet varsa arkada stadyumun. Ben ayağına takıldığını düşünüyorum farenin. Onu böyle bir başka bir şey gibi, o kalabalıkta başka bir şey gibi böyle laps diye tuttu, aldı. Ondan sonra eline alınca böyle yumuş yumuş bir şey oldu. Atalı diye kendini bıraktı. Şey aldı, ondan sonra korkuyla böyle attı. O da tam şey vallahi, açık tribünlerde mi, kale arkasından mı? Kale arkasında ya. Olmuş kale abi, arkasında. Kesin öyle. Zaten fareler de kale arkasını sever. O, oradan gelir. Başka evet. Yerde olma ihtimalini ben düşünemiyorum bile. Yapmasınlar böyle şeyler ya. Çok hakikaten hayvanları bir holigan, silah gibi. Silah değil, bir holiganlıkla ilgili bir malzeme olarak lütfen kula. Fareyi böyle niye zaten bu kadar öteliyoruz anlamıyorum. Minnoş hayvanlar. Sincaba sincaba gösterdiğin sempatinin onda birini bugün fareye gösteriyor olsan bambaşka noktalardaydık. Her türlü şeyi deneyi yok, üstünde kulak yetiştirelim yok bilmem bir ilacı vereyim yapmasını biliyorsun. Ondan sonra gelip bırak, belki o hayvan da seyredecek, keyifle bir maç seyredecek. Farelerle ilgili şey hikayeleri bile var. Geliyormuş usul usul üfleyerek kulağını yiyormuş falan. Hiç ben sincapla ilgili bu böyle bir şey veya tavşanla ilgili böyle bir şey duymadım. Her türlü pislik o sincapta aslında. Tavşanda ses de yok. Melek yüzde şeytan diye geçer ya. Her türlü şeyi yaparlar bunlar. Yani eğer farelere bu kadar mesafeliyseniz lütfen diğer kemirgenler. Tavşanın sesi yok mu? Yok. Yoktu değil mi tavşan? O yüzden sihirbazların hayvanıdır zaten. Yapıyor işte Fahir. Bence bu tavşan sesi evet. Tavşan da duysa ne yapıyor bu tavşan? Bir şey çiğniyor şu anda bu. Hayvan böyle yaparak arkadaşlarını mı çağırıyor? Yok. Daha önceden yemiş de ağzında kalanları ağzında döndürüyor. Bu bir yani çirkin dişinin bir arasında... çapırdayan tavşan o zaman. Sincap nasıl ses çıkarıyor Fahir? Fahir insan sesi aralıklı bu mu? Ya, hayır. Ben de bir şey yedim. Et yedim. Evet. Dişleri aralıklı ya. Hayır canım, dişleri aralıklı olduğu için arasına hep sürekli bir şeyler kaçıyor, onları çıkartmıyor. Sincaplar sık mıdır dişleri? Yok, sık olmaz. Aralıklı olur, şanslıdırlar sincaplar zaten. Tam sincapların da o zaman öyle ses çıkarması lazım. Öyle çıkarıyorlar zaten. Nasıl sincaplar her bir ses var ya. Bir de onların ağızları çok, haznesi büyük ya. Yani yanakları falan bayağı. Hayır, çizgi filmden anlatıyorsun şu anda ya.
Nereden? Çizgi filmler hayatımızın içinden değil mi? Ya normal sincapın öyle yanaklarınız şişmesi diye bir şey yok ki. Var bir ana haber bülteninden anlat, bir şeyden anlat Fahir. Hep çizgi filmden anlatıyorsun, animasyondan anlatıyorsun. Hayır. Bir de küçük şapkalar oluyor değil mi sincapların? Hayır canım bunların... Bir Şirin Payzı'nın programından anlatsana lütfen. Oktay Sınır Gilicak bir saniye. Bir belgeselden saniye. Anlat, bir, bir haber saniye. Programından anlat. Valla elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani. Elimizde durumumuz neyse onu veriyoruz yani. Farklılıkların farkında olanların programı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ne kadar güzel. O zaman biraz önce spor dosyasını açtığına göre kısa bir istatistik verelim. Türkiye ile ilgili, sporla ilgili bir veri ortaya konmuş, hatta masaya konmuş. Ondan sonra da haberlere gidelim. Ne dersiniz? Tabii ki çok güzel fikir. Türkiye nüfusunun yüzde kaçı sizce hiç spor yapmıyor? Yani spor yapmayı, yürüyüş vesaire. Halı sahada mı yok? Hiç. Hiç yani. Hiç spor. Yani sana soruyorlar mesela spor, haftada kaç saat spor yapıyorsun diye. Sen diyorsun ki hiç Ege. Mesela. Zaten başka ne diyecek ya adam? Hiç mi diye soruyorlar. Hiç, hiç diyorum hiç tekrar. Diyorsun. Sen evet hiç spor yapmıyorum dedikten sonra bir daha soruyorlar. Hı-hı. Hiç mi? Biraz, hiç mi biraz da mı yapıyorsun? Mesela Fahir'e soruyorlar haftada ne kadar, kaç saat ya da kaç dakika spor yapıyorsun Fahir Bey? Diyorlar. Ondan sonra sen ben diyorsun ki diye sen veriyorum. Bana hem sen diyorsun hem de Fahir Bey diyorsun. Ne diyorsun? Nasıl bir soru bu diyorsun? Neyse oralar geçiliyor sonra cevap veriyorsun. Valla ben büyük rakam veririm ya. %80 falan derim yani. Şimdi araştırmayı yapan için oldukça zor dakikalar olduğunu ben anlıyorum seninle. Farklı soracağım. Şeyler konuşuyorsunuz. Fahir senin ilk soruna cevap verdin. Sen anketörün sorusuna cevap verdin zannediyorsun. Hayır ben %80'i yapmaz haftada diyorum. Haftada kaç saat spor yapıyorsun? Hayır ben %80. Diyorum ki araştırmacı geliyor sana Fahir. 3 saat. Diyor ki haftada diyor yüzde kaç diyor spor yapıyor sence diyor. 3 saat mi diyorsun buna? Evet doğru Fahir. Türkiye nüfusunun %88,2'si hiç spor yapmıyor. 2,5 saat üzerinde spor yapan nüfusta %4,7. Vabbe %4,7'ye girdim. Üniversite sınavında gibi hissettim kendimi. En az yani 1 saat 1 dakika spor bile kaç kişinin önüne geçmemizi sağlıyor. Haftada en az 2,5 saat spor aktivitelerine ayıran ülkeler sıralamasında. Bak içimdeki ülkeyi ben bakalım nereydi? 2,5 saat dedin değil mi sen? Yok 3 saat dedim. 3 saat. En az. O zaman Finlandiya. Tamam ben biliyorum abi Finli olduğumu biliyorum ya. İçimde bir şey var. Atalarım zaten öyle. Biz Helsinki göçmeniyiz. Finli misin? Fin misin? Yoksa Danimarkalı mısın? Yoksa İsveçli misin? Onlar falan. O yüzden mi böyle dipçik gibiler? Maşallah hepsi boylu poslu. Bir de sulak yer oralar biliyorsun. Bir de iyi besleniyorlar maşallah. O yüzden öyle bir... Finlandiya'nın havası sert, insanı mert olur. Avrupa Birliği'nde ise nüfusu en az aktif olan iki ülke Romanya ve Bulgaristan yatış. Valla hiç şaşırmadım desem. Çünkü somyacılıktan falan da filan. Ama yine yani Türkiye'den bu oranlardan daha fazla %7,5 civarında haftada 2,5 saat spor yapan ayıran. Var. Evet, bir, adam var dedim insan var diye. Evet kişiler oranlar böyle. Biraz daha biraz spor. Daha hareket ya biraz daha herkese harekete taşvik edelim. Ya o zaman isterseniz bir durak önce inin, iki durak önce inin. Servisle gidiyorsunuzdur, inin, yürüyerek gidin. Gerçi o sonra insek olur mu Fahir? Olur. Sonra. Çünkü bizim yani sonra gerisin ince geri yürüsün diyor. Eğer mesela yokuş yukarı iniyorsun bayır daha kolay ise, oluyor. Bayır yukarıysa gittiğiniz yer, gineceğiniz yerden daha yukarıda inerseniz bayır aşağı kendinizi daha teşekkür rahat ederiz. Hissedebilirsiniz. Bu ipucu için teşekkür ederim. Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saate başladık. Hepinize bir kez daha günaydın diyelim sevgili dinleyiciler. İşte mükemmel kadın, işte mükemmel erkek. Hepimiz öyle olmak istemiyor muyuz zaten? Mükemmel olmak ister misiniz? Mükemmel tamam. Olmak için çok mükemmel olmaya ihtiyacım yok. Sen zaten kralın kızısın değil mi? Evet. Kadın ve erkekler üzerine bir araştırma yapmışlar. Kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı demişler ki sizin ideal kadın tipiniz nedir hayalinizdeki? O zaman şimdi soruyu şöyle sormak lazım. Erkeklerin gözünde mi mükemmel olmak istiyorsun, kadınların gözünde mi mükemmel olmak istiyorsun? İkisinin arasında hakikaten dağlar kadar fark var. Senin bir tercih şeyin olsa, hakkın olsa Ege. Kadınların gözünde mi mükemmel olmak istersin, erkeklerin gözünde mi mükemmel? Kadınların gözünde mükemmelliği yıllardır yaşamış bir adam olarak biraz da sizin gözünüzde mükemmel olmak isterdim. Ah canımsın. Siz derken sizler ikimizden mi yoksa genel erkek sizler olarak. Yani ikiniz bana hep söylüyorsunuz ya
Sen zaten bizim gözümüzde mükemmelsin Ege. Mükemmel, kusursuzsun ya. İstersen öteki hakkını kullanmaya devam et. Yani ben de galiba erkekleri, sen ne diyorsun, erkekleri tercih ederim. Çünkü genele hitap etmiyor. Yani erkeklerin nüfusta bir %50 küsürlük bir şey var ya. %51 falan gibi bir şeyleri var ya. Herhalde onu tercih eder miyim? Acık fazlalık bana yeter. Acık fazlalık yani. Çoğulcu sonra... değil çoğunlukçuyum diyorsun. Çoğulcu mükemmellik değil. Anlamında. İlla bir siyaset Oktay. İlla ya. Hakikaten. Ne siyaset ya, ne alakası var ya? Ya şu kadın erkek meselesinde de olayı topladın getirdin siyasete dayadın ya. Kadın yani. Erkek meselesi esas siyaset ya. Ses değil mi? Binlerce yıldır diyorsunuz meseleyi bir kez İki daha. İki erkekle uğurluyoruz o zaman. Sen kadınlar gözünde mi? Ben de kadınlar diyeyim bari de. Bir denge gelsin evrene. Hayır, yok yok ben de erkekler gözünde. Tamam, erkeklerle 3 erkekle uğurluyoruz o yine zaman. Yine programda bunların erkek istiyor diye bir laf çıktı ya ana fikir zaten olarak. Zaten 3 tane erkek. 3 haftada bir, 4 haftada bir bu şey çıkıyor. Ben havaya. Şu stüdyonun hormon kokusundan rahatsızlık duyuyorum. Ben galiba böyle bazen böyle işte masalarda da görüyorum işte erkekler oturmuşlar 5 tane erkek. Bir kalkıyor yağlı yağlı hormon kalmış. Ya yağlı yağlı hormon kalması değil böyle bir şey oluyorum ya. Neyin böyle Men's Club gibi böyle bir şey. Men's Club dedim. Men's yani Club burada mı? Da biliyorsunuz gene podcastler yine üst zirveleri zorluyoruz. Kadın ve erkek tipleri şöyle kadınlara sormuşlar. Men's Club yani hanımlar lokali. Şimdi toplama bir şey aslında. Onun orasını beğeniyorum. Frankenstein'da zaten. Bu resmi değil mi ya? Onların hiçbir zaman şey sonuç vermiyor ya. Yani kaç kere yaptılar? Yok Angelina Jolie'nin bunu şunsunu alırız. Yok işte Michelle Williams'ın bunu alırız. Türkan Şoray'ın da burasını alınca ortaya çıkan şu. Diye. Çok güzel oluyor diye. Ama öyle hakikaten böyle bir toplama yapmışlar. Yani toplama diye söyleyince hani insan böyle bir şey oluyor. Çıkan sonuçlara baktım. Hiç de böyle ne kadar insanı döndürüp başını Serena bakası gelmiyor. Williams'ın gadasını alırız. Yalnız kendisi gebedir. Serena Williams hakkında konuşurken bir kez daha. Gadasını alınca daha iyi olur. Gadası tabii ki Serena Williams'ın gadası. Oktay sen şimdi buradaki geçecek isimlere çok hakim olduğun için bakayım bize, hiç bilmiyorum nereden çünkü biliyorsun ben kendimi niş konuşan bir adam pozisyonunda görmek istemiyorum. Onu da bana at abi sen konuş niş onu da ben şey hayır, bir sorumlusu ben olayım. Hayır sen onu normalize et yani çünkü tamam. Hakikaten bahsedeceğim isimlere çok hakim değilim. Şimdi kadınlara göre ideal bir kadından bahsediyoruz. Kadınlara göre. Tamam. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın saçları. Güzel saçlar. Güzel seçim. Kumral. Güzel. Dolu iri iri. Işıl ışıl ve kuvvetli sağlıklı saçlar dediğimiz hı-hı. Hakikaten bir şeye sahip. Hiç başını yağlı görmedik onu. Şeyde yapıyor içeride yapıyor. Hiç ıslak başını çıkmaz. Yağlı görmek ne demek ya? Yani, düşesin biz gene yağlı kafayla halkı selamlamaya çıktı. Ben bir kere sarayın balkonunda bir saçlarını havluyla kurularken gördüm. Hı-hı. Onun dışında hiç görmedim yani. Evet. Bir kere böyle saçlarını böyle yandan sarkıtmış havlunun arasında fık 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 fık, fık yapıyordu. Devam ediyorum. Gwyneth Paltrow denilen hanımefendinin sıkıcı olmasıyla beraber sıkıcılık özelliğini bir kenara bırakırsak sıkıcı ama sıkı karın kasları var. Onun karın kaslarını alıyoruz. Hepimize hakikaten yani örnek. Çok şey saç karın kası çok ayrıntılı galiba. Çok mu isim sayacaksın? Ben bikinili biraz bahsedeceğim. Yani hayır onun karın kasları bikinili bayağı... bahsedeceğim derken üzerine bir bikini giyip öyle mi bahsedeceksin yoksa? Üzerime bir bikini giyeceğim. Gwyneth Paltrow'a öyle mi hayal ediyorum? Takacağım. Ondan sonra plajlarda Fink. Fahir Fink. Evet. Jennifer Aniston kimdi? Oktay. Jennifer Aniston. Fransız'daki. Nasıl? Fransız'daki değil ya. Brad Pitt'in ilk hanımı diye geçer. Rachel diye de geçer. Kısa sol saçlarıyla yıllarca 90'lara damga vurdu. Maalesef düşesin saçları onunkini dövmüş. Onun Jennifer Aniston'ın şeyi. Göğüs dekoltesi. Göğüs nahiyesi. Hı. Ondan sonra Emma Watson kimdi? Emma Watson bu en son filmdeki kız değil mi ya? La La Land. La 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 Land. Tamam o olsun. Gene bak diyor. Yanlış kendi aramızda şey. Oktay'ın yüzü bir buldu da yanlış mı söyledik? Dur şimdi kafam durdu ya. Emma Watson şey değil mi ya? Harry Potter'daki kızcağız değil mi? Koca kadın oldu. O değil miydi Emma Watson o? Onun tamam. Neresi? Onun da oradan çıkarmaya çalışayım. Dur bakayım. Onun basenleri. Ondan sonra ya ben vazgeçtim kadınları saymaktan çünkü çok hakikaten erkek say bize biraz. Erkeklere sayayım. Kadınlar ne tip erkekler yani eğer kadınların gözünde yükselmek istiyorsanız size sesleneyim bari de hiç olmazsa oradan erkeklere birazcık şey olsun. Bu saydığın kadınların saçların hepsinin saçları güzel yalnız hepsini bu arada saydım. Şu anda ben fark ediyorum. Yani
değişik de bir konuya da girmek istemiyorum senin konundan ziyade. Emma Watson'ın da saçları olabilirdi. Evet, olabilirdi. Nasıl Ege demin Jennifer Aniston'ın saçları dedi. Emma Watson'ın da saçları çok güzel. Erkeklere göre mükemmel erkeği ben eğer erkeklerin tamam, gözünde yükselmek geç. İstiyorsanız bir kere bir David Beckham'ın yüzüne sahip olacaksınız. Böyle kemikli, kemikli, sert hatlı. Sert hatlı, köşe çene dediğimiz. İşte ben buradan kaybediyorum çünkü sonuçta biliyorsunuz Babyface. David Beckham dediğin Victoria Beckham'ın kocası olan. Kocası olan. Oradan tanıyalım. Evet. Brad Pitt'in saçları. Brad Pitt de Jennifer Aniston'ın ilk kocası değil mi? Evet, evet, aynen, aynen. Ve Brad Pitt'in hangi saçları ama? Dik dik olan saçlarıymış. Dik dik. Vallahi dik dik olan. Adam doğru söylüyor. Uzun lepiska saçları da vardı. Fight Club'daki saçları. Ha. Fight Club'daki saçları doğru söylemiş. Dik dik. Ülkemizde dövüş kulübü veya bazılarına göre dövüş yapmak diye geçer film. Ve Hugh Jackman dediğimiz X-Men'in puzzle'ları. Yani bunu bir araya getirdiğimiz zaman ortaya acı bir garayip bir şey çıkıyor. Pazu mu pazı mı Fahir? Pazu. Pazu bandı. Futbol oynamak isterseniz pazu bantlarınız benden. Kadınlara göre tam değişiklik arz ediyor. Mesela orada Brad Pitt'in saçları değil de Brad Pitt'in pazuları olsun, daha minnoş olsun. Aralar boş mu Fahir? Aralar boş. Ya yani mesela Brad Pitt'in saçları. Ya burada tanıdığım isimleri söyleyebiliyorum. Pazuları. Vallahi, burun kimin mesela erkeklerde merak ettim. Yüz deyince zaten. Hayır, David Beckham'ı komple alıyorsun. Komple, komple mi yüzü alıyorsun? Komple alıyorsun. O kadar toparlamaya gidersek oho hakikaten şey. Omuz başları diye bir ayrıntı var mı? Bakayım omuz başları. Erkeklerde? Yok bakayım erkeklerde Hugh Jackman biceps diye geçiyor. Ryan Gosling torso diye geçiyor. Torso dedi. Ryan Gosling'in torsosu iyidir ama. Evet valla. Ryan da Ryan. Valla öyle. Yani neyse işte bu kadar. Bizden değil. Bir şeyler almışlar mı Fahir? Evet, Oktay Demirci'nin sakalları. Kirpik diye bir şey var mı? Bir bak bakalım. Benim kirpiklerim güzeldir çünkü. Kirpiklerin? Yok hiç kim söyledi sana onu? Fahir. Senin ayakların var mı? Tabii Fahir. Yani evet. Senin kirpiklerinden sonra en güzel kirpikler. Ben benim. Doğrusunu söyleyeyim. Oktay Demirci'nin kalfları, Fahir Öğünç'ün ayakları ve Ege Kayıcı'nın yüzü. Espriler, şakalar da bir yere kadar sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar gerçekler üstüne inşa etti her şeyi. Evet, gerçekler işte o beklediğimiz gerçekler de kapımıza dayandı. Dayandı, çaldı kapımızı. 55 yaşında emekli olacak bir kişiden bahsediyorum. Oktay Hocam size döneceğim. İlk gün sigortalılık tarihi önemli. O bilgi var mı? O bilgi var. 9-9-1987. Olabilir. 3600 günü doldurduysa neden olmasın? Neden olmasın? Rahat bir... Yalan yanlış bilgiler. 55 yaşında kim emekli oluyormuş? Herhangi biri canım, herhangi bir isim verilmemiş. 55 yaşında emekli olacak bir kişinin. Gerçi 55 yaşında sen emekli olabiliyor musun Ege diye bakıyorum. Oluyorum ben. Oluyorsun. 55'te değil de 57'de oluyorum. 57'de oluyorsun. Başarılar diliyorum. Güzel. Oktay bana hesap etmişti onu geçen gün. Oktay ne kadar... Bütün bilgileri verdikten sonra ben hesap ederim. Kolay olsun. Emeklilik zamanı. Yeter ki bana karşı açık ve dürüst olursun. Tabii ki canım, insanın kendi kendini kandırması kendini kandırması demektir. Başkalarını kandırmak istiyorsanız daha büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ben mesela 44 yaşında emekli olacağım diye gelip bana bir dolu yalan söyleyen de var. Onları da 44 diyorum ben, ne yapayım ben. Şimdi rahat bir emeklilik herkesin hayali. Hayali. Geçtiğimiz günlerde burada da konuşmuştuk emekli olunca ne yapacaksınız diye de evet. Bazı değerli dinleyicilerimiz özellikle emekli olmuş dinleyicilerimiz şey demişlerdi, siz bir emekli maaşınızı alın da bakın bakalım öyle şeyler rahat rahat yapabiliyor musunuz diye. Hı hı. Rahat bir emeklilik geçirmek istiyorsanız para biriktirmeniz gerekiyor. Maddi sıkıntı yaşamamanız için de araştırmacılar beklemişler, işte gözlemlemişler, bakmışlar bir kısmı sürüm sürüm sürünüyor, bakmışlar bir kısmı o zevk-i sefa içerisinde yaşıyor. Neye gülüyorsun? Reklama girecek ama bir araç almayı düşünüyorum ben. Hiç bunları değil de. Teşekkür ediyorum sevgili Ege'ciğim. Hem bugün kazanacağım hem yarın kazanacağım. Çok güzel. Yatırımlarınızı ona göre yapın ve en nihayetinde bir rakam ortaya çıktı. Günde belli bir birikimi yapmamız gerekiyor. Ne kadar bir birikim yapmamız gerekiyor? Şimdiden mi yoksa zamanda yapmış olanlar biraz rahat mı? İşte zamanda yapanlar biraz rahat. 20 yıl boyunca bu dediğim hareketi yaparsanız emekliliğinizde beni anarsınız. Andıkça da bir hayır duası okursunuz. Günde 46 lira biriktirmeniz gerekiyor her gün. Ortalama şimdi buradan ben kaba bir tombul matematik hesabı yapacağım. 50 lirada. Ayda 1500'de, senede 18.000'de, 10 senede 180.000'de. TL mi bu? TL olarak diyorum ben. TL olarak konuşuyorum. 20 yılda 360.000 lira eder. Faiziyle, falanıyla, filanıyla, hedesiyle. Ama bunu geç söyledin Fahir bize.
Geç söyledim ben, yani ben biriktiremedim ki onu. Önceden biriken şeyi bence, tamamen bir yere yani. Mi şu anda bugün mü bir şey bir yere koymam lazım o parayı? Evet yani şimdi senin 18 ne kadar yaşından geçin? İtibaren mi diyorsun? 18 kaç? Yaşından değil, öyle bir şey demedim. Kaç, yani 20 ilk yıl sigortalılık boyunca, tarihi mi diyorsun? İlk sigortalılık tarihinden itibaren. 360'a mı varacağız yani? Yatışa geçmek için 360'ı biriktireceğiz. 360'ı biriktireceğiz, sonra ferah. Ama şimdi tersten mi gittik? Yok. Tersten gittin ya. 360 bin liran olursa herhalde rahat demeye getiriyor. Benim burada verilen rakam rahat bir emekli. Aman sırrı. Paranın sonu yok be Fahir. Evet hiç yani değil 360 mi? 360'da 1360'da biriktirsen olmayabilir. Ya ben ne yapacağım? Ben sürüm sürünürüm ya. Bak 55 yaş diyoruz. Bir ben... de biriktirirsin hafazan Allah yiyemezsin sonra. Diye mi? Ne olacak? Keşke onda... o 46 lirayı 7 lira daha koyup gene sağlık zaten... sigortasını şey ödeseydim de diyebilirsin. Sen 20 yıl para biriktirmeyi... 53 lira çünkü yalnızca... Yine kendimi durduramıyorum. Tabii, ne 20 sene para biriktiren adamda para yeme diye bir mevhum olmaz ki. İşte o galiba. Başka bir şey bilmez yani. Biraz da biriktireceğim. Bugün de 47 biriktirdim. Vallahi ama asap bozucu, şimdi 55 yaşında diyelim ki benim 360 bin liram var. Hı hı. Nereye harcayacaksın o parayı? Yani nereye harcayacağım? Hayır. Neler alınır? Ya koruna torbaya harcarız, o ayrı bir konu. Hı-hı. Da 96 yaşa kadar benim hesabım. Atlasan mesaj mı veriyorsun Fahir şu anda? 40 yıl var ya, 40 yıl ben senede 10 bin lira düşüyor. Ayda 1000 lira. Benim mayaşım ne kadar ki diye ben sürekli öyle gezeceğim yani. Bana şey diyecekler böyle. Bunun mayaşıyla benim kuaför masrafı yetişmiyor diye. Ben kim, yine bunu torunun. Torunlarım saçlarına özen gösteriyorlar çünkü. Vallahi çok güzel ben... ya. Bunlar hep aslında yayından sonra bir kalem kağıt alarak yapabileceğin hesaplar. Oturmuyoruz herkes... ya yayından sonra herkes dağılıyor. Herkes dağılıyor, evet. Konuşacağımız konuları yayında konuşmak zorunda kalmak. Biraz daha ben ciddi konulara müsaade ederseniz ya, biraz daha ciddi dalmak istiyorum. 2000 yıllık iki heykelinizi bulmak ister misiniz? İki heykeli mi? Hangi heykele benziyorsunuz? Aa benim, ay bir dakika. Oktay. Afrodit mi? Afrodit. Apollon mu? Apollon. Onun uzay mekiği de vardı. Güzel olur. Apollon diye uzay gemisi. Teşekkür ederiz. Oktay çok özür dilerim de yani her şeyi siyasete taşıyordun yayında. Putperestliğe taşımak da yeni çıktı. Yok hayır, benzediğin sonuçta, şeyi söylüyorum. Heykel işte. Mi bunlar, put mu? Oktay çok önemli. Put mu? Put or? Heykel. Put or heykel diyoruz. Heykel. 2000, benim 2000 yıllık ikizim adındaki sergi Kanada'da açıldı. Özel bir müzede. Ona benden de gideceğim. Dünyanın dört bir yanından insanlar şu anda antik ikizlerini bulabilmek için kendi fotoğraflarını, tek başına çekilmiş fotoğraflarını bilgisayar sistemine yüklüyorlar. Bilgisayarın içindeki mıknatıslar sayesinde. Ben şeye benzerdim kesin. Ne? Ana tanrıça var ya, böyle iri iri. Kibele mi? Kibele değil de, böyle oturmuşlar. Kibele, kibele işte. Söyle kibele. Ya kibele de işte, ben ona kibele de. Tombul kibeleyim diyorsun. Evet, bir ya. Bol etine memeli var. Memeli falan diye şey yapmaz. Sonuçta kibeledir yani, öyle kibele memeli falan denmez yani. Çok çok memeli olan kimdi? Kibele. Çok bir memeli de tombul olan... kibele var. Oturmuş. Fahir'in dediği o galiba. Böyle tam yuvarlak hattı. Heykel gibi değil de böyle biraz. Ne gibi Ege? Daha şey, sembolik bir şey. Hı hı. O bir tane dünyanın en şişman kadını diye dün gördüm ben internette, o mu? Biraz ona benziyor. Evet. Yeni ama yaşıyor. Hangi heykeller var o? Şimdi 123-100 karşılaştırma noktası üzerinden 60 Greko-Römen ve Mısır heykelini fotoğrafla karşılaştırdık. Greko-Römen'le güleşeceğiz mi şeylerle? Greko-Römen dediği işte Helenistik dönem mi Greko-Römen dedi? Yok ya, bel üstü sadece şey olunca Greko-Römen oluyor. Büst diyor. O da yani doğru Fahir de. Güleş olunca. Heykelim papi, çok param yok, heykelimi Greko-Römen yapın. Ayaklar falan boşuna. Greko-Römen güreşte bacaklara dalamıyorsun ya. Hı-hı. Sadece böyle üst. Greko-Römenler sadece güreş yapmamışlar. Demek ki heykel de yapmışlar. Heykel de yapmışlar. Bu anlayışımızı heykel de yazısı. Tane işte Greko-Römen ve Mısır heykellerinin fotoğraflarını karşılaştırıyorlar. Mısır heykellerinde hiç yüz yok ya, hepsi maskeli. Resmen bir şey balosu gibi. Siz de Greko-Römen dönemi beğenmediniz. Mısır dönemini beğenmediniz. Size o zaman heykel bulamayacağız. 25 bin fotoğraf yüklenmiş durumda şu anda. Niye hakikaten Rönesans büyük... heykellerini koymamışlar orada? Daha ayrıntılı değil mi onlar? Elimizdeki heykelleri değerlendiriyoruz diye anladığım kadarıyla. %95 gibi bir oranı şu anda hedefliyor benzerlik konusunda. Yani %95 tutturdu, noktada. Tutturdu. Evet, 100 benziyorsa o heykelle senin yüzün. Senin mi oluyor? O zaman heykel? Evet, senin ikizin ahanda bu diye bir takım şeyler, sonuçlar veriyor. Nereden giriyoruz? İlgilenenlere duyurulur. Efendim? Nereden yapıyoruz bunu?
Bunu işte müzenin internet sayfasından. Müzenin internet sayfasını ver de müze internet sayfası vermekte herhangi bir şey yok diye. Yok tamam şey yapayım ben bunu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi.org mu? Tamam bunu şey yapalım. Ne? Twitter'dan gönderelim. Twitter'dan gönder. Herkes oradan araştırsın. Yani bu hatam olduğumuzu bilelim. Bir dakika ne oluyor ya? Bir dakika bir saniye. Fotoğraflar ha fotoğraflarsa 24 Ekim 2018 27 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek bir sergide bir yıllık süreyle de aynı müzede sergilenecek. Bizim kendi şahsi fotoğraflarımız. Evet. Benziyorsan yani, eğer. Mesela Fahir diyecekler. Aha. Ondan sonra Apollon diyecekler hemen. İkinizin... Yok benim öyle değil. Benim pasaporttaki fotoğrafım aynı Halil Sezai. Çok benziyor. Halil Sezai'ni eğer heykeli varsa gören miydi? Greco Roman da olabilir tam bilemiyorum ya. O zaman işte yan yana koyacaklar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.52 saatimiz Modern Sabahlar'da. Şimdi yepyeni bir haber ve o haberle ilgili en son gelişmeler. Evet en son gelişmelerimiz neler? Bugüne kadar ne yaptık? Hep uzaylılarla ilgili. Olaylara mesafeli durmaya çalıştık. Mesafeli durmaya çalıştık. Belli bir mesafeden iyi görmeye çalıştık. Yani hiç siyaseti karıştırmayalım dedik. Yanlış mı söylüyorum yani bunları da tabii çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi olarak ben gündeme getirmek mecburen istiyorum. Evet. Evet. Uzaylılarla ilgili iyi kötü konuştuk. Arkalarından konuştuk. Yeri geldi yüzlerine karşı konuştuk. Efendime söyleyeyim. Durumumuz olsa yüzlerine karşı konuşabileceğimizi açık açık söyledik. Açık açık söyleyeceğiz. Yani bugüne kadar hep yapılan şey işte bu uzaylılar neye benziyor diye hep kafamızda böyle bir tip uzaylı var. Nedir bunlar? Tek tip uzaycılık. Evet tek tip uzaycılık. Neydi o filmi tam hatırlamıyorum. Kalamara benzeyen şeyler vardı ya. Ama şimdi bak yani Fahir yani. Doğum günü 4 Temmuz'daki mi Arrival'daki mi? Çılgın Marslılar mı? Ha, Çılgın Marslılar'daki Arrival'daki doğum de böyle bir. Doğum günü 4 Temmuz mu? Yok Kurtuluş Günü'ydü o. Neydi? Independence Day. Bence Doğum Günü 4 Temmuz da güzel bir film ismiymiş. Evet, Doğum Günü 4 Temmuz olan tüm dinleyicilerimiz de şimdiden doğum günlerini kutlayamak bize düşmüş olsun. Hep kafamızda canlandırılan iri gözlü, efendim koca kafalı. Genelde bunlar kıldan tüyden uzak, cillop gibi pırıl pırıl, akıllı ama bir o kadar da mesafeli, biraz soğuk yapılı. Bazen olarak yavaş, bazen çok hızlı. Bazen hırslı, bazen de gerçekten munis. Mükemmeliyetçi. Uzaylılar düşündük. Uzaylılarla henüz karşılaşmadık ama yıllardır onlar hakkında her türlü fikrimiz bakıyorum ki var. Uzaylılar dediğin dünya dışı varlıklar değil mi? Dünya dışı varlıklar. Oysa ki işin rengi hiç de öyle değil. Avustralya Üniversitesi'nden. Hayır gene ters köşe yaptın ha. Ya. Avustralya Üniversitesi mi? Avustralya Üniversitesi. Avustralya Merkez Üniversitesi'nden Profesör Brian. Kısa süre önce keşfedilen üniversite ismi bir garip hocamızın ismi Roger da olabilir soyadı olmamız. Profesör Roger varsa Profesör Brian da vardır. Evet. Terapist 1 isimli yıldız sisteminden yola çıkarak yıldız sisteminin ismi de bir garip oldu şu anda tüy dikildi. Evet. Yola çıkarak uzaylıların neye benzediğini ortaya koydu. Yapılan yönlendirmelerle çizimleri gerçekleştiren sevgili grafiker arkadaşımız Steve'e de çok teşekkür ediyoruz. Bana bir grafiker bir arkadaş bulun. Ondan sonra aslında uzaylıların hiç de bizim tahmin ettiğimiz gibi olmayabileceği ortaya çıktı. Oldukça enteresan bir sonuç. Vallahi hiç öyle değil. Büyük oranda şeye benziyorlar. Yani burada fotoğrafları çizmiş, yani daha doğrusu resimle çizmiş sevgili Steve. Eline koluna sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık, aklına sağlık diyelim. Valla ıstakoz tipi yaratıklar. Yani bugüne kadar neye benziyor diye şöyle kafanızda düşünmüş olabilirsiniz. Öyle midir, böyle midir diye. Gerçekten böyle ne elli ayaklı öyle bir durumları yok. Kendi hallerinde bir takım munis canlılar olarak da düşünebilirsiniz. Kim neye göre çizmiş peki Steve arkadaşımız? Ya oradaki... Ve Steve arkadaşımız şey lafını etmiş mi? Her şeyi ben yapıyorum. Yine Profesör Brian'ın ismi geçiyor. Ya ama Steve'in de öyle demiş mi kantinde konuşmuş mu böyle? Yok öyle bir konuşma olmaz. Zaten ağzından... Hocasıdır yani. Hocasıdır. Profesör Brian der bir Profesör Brian diye çıkar yani. Ekolu sistem. Bunların yaşadıkları ortamın daha doğrusu yaşayabilecekleri ortamın nasıl bir şeyler olabileceğini oradan yola çıkmışlar. Kalın deri ve zırh görevi gören kabuklara sahip olmaları şartoş bir kere öyle
kendi kafalarına göre istedikleri gibi, yok iki ayak üstünde duran, elleri şöyle şöyle, yani hep böyle bizim insan, yumuk yumuk eller diye düşünmüştük. İşte, hayır, ince zarif eller, iri iri gözler, hep böyle insanın sahip olmadığı, daha doğrusu hoşuna giden şeyler. Hepsi bir araya geldiği zaman çok da güzel görüntüler ortaya çıkmayabiliyor ama uzun boy. Zımba gibi karın kasları, baklava baklava. İncecik bir boyun, zarif düşük omuzlar. İçi uzaylı çekiyor diyecek şimdi dinleyicilerimiz. İyi valla, içi erkek çekiyor demesindense içi uzaylı çekiyor desinler yani. Çünkü erkekler hakkında da ileri geri konuştuk. Var mı görüntü Fahir? Daha doğrusu Steve Bey'in yaptığı bir çizim. Yok da ekrana... güzel yemek görüntüleri var. İstersen ben, güzel ıstakoz görüntüleri var. Onlardan... İstakoz fotoğrafı mı koymuşlar şeye? Yani uzaylı buna benziyor. Yansıtayım ben ekrana. Bakın. Aynı ıstakoz. Aynı ıstakoz gibi. Ama bunlar da demişler şey değil yani, kesin olmamakla beraber yarın öbür gün inşallah demişler. Böyle tahminlerle değil de yüz yüze geliriz. Zohbet ortamımız olur i̇nşallah, da. İnşallah. Kendi gözlerimizle görürüz. Ondan sonra neye benziyorlardı? Hatta hoşla sohbet olur. Ya biz sizi buna benzediyorduk. Çünkü radyocular hakkında da, radyocular da insanlar için uzaylılar gibidir. Sadece sesleriyle vardır. Görsel. Vardır yok mudur bilemem. Oktay... uzaylılar gibi hakikaten ya. Halbuki çünkü mesela... uzaylılar da bizim için sadece sesleriyle var. Hayır yani tabii ki. Mesela Oktay'ı. Hayal ettiğimiz... şaşırıyorlar. Hayal edip kısa boylu zannetmişti. Mesela evet. Tıkna efendim gözlüklü. Daha makul büyüklükte bir kafa mesela, bana söylenen yani, o sizin için daha makul büyüklükte bir ıstakoz kafası hayal öyle etmiştim diyor. Öyle dinleyicilerimizle bir araya geldiğinizde güzel sohbet olmuyor mu? Ben sizi şöyle tahmin etmiştim, bele bele çıktınız, aman da ne güzel diye. Bayağı üstüne 15 dakika konuşulabilecek bir konu. Uzaylılar da o kadar yoldan gelince bir 10-15 dakika en azından biz sizi ortamı normal gündeme girinceye kadar bir güzel sohbet ortamı oluşur. Biz acaba onlar da bizi tahmin ediyor mu? Onlar da bizi yani, görüyor mu? Onlar da öyle düşünüyordur ya. Bizi tahmin ediyor mu? Yoksa görüyorlar ve hiçbir heyecanımız yok mu? Yani daha doğrusu heyecanları yok mu bizi düşününce? Bir de niye hep bizden de, ama onlar bize geldiklerine göre durumları var. Kim gelirse o daha yani, akıllıdır. Daha akıllıdır şeyine geliyor. O yüzden... belki de yanlışlıkla gelecekler. Hiç belli olmaz. Biz nasıl bazı şeyleri yanlışlıkla gidiyoruz? Yani yanlışlıkla gidiyor. Yerlere... Adam demek ki fir gezme şansına sahip. Adam dediğim hani uzaylı da tesadüf eseri de geliyor olsa evet. Bir şekilde adam demek ki gezegenler arası ferah ferah yolculuğunu yapabilecek. Hani yanlış yola sapmıştır, tali yola sapmıştır, tesadüf eseri gelmiştir. Bunlar yaşanabilir. Onları önümüzdeki zaman gösterecek. Uzay yolculuğunun cilveleri. Bilinçli ona. Gelmesini mi istersiniz uzaylıların dünyamıza bilinçli, geldiği? Evet. Ben her gelmesi, yani o konuda bir şeyiniz olsa. Zapturapt altına alacak olsanız, öyle bir yeteneğiniz olsa. Yoksa böyle yol üstünde burada da bir şey var falan diye gelmesini isterdiniz. Ben öyle keşfedilmeyi. Öyle bir sırt çantasıyla çıkmış triko tatil yapan uzaylı mı düşünüyorsun? Otostopçu gibi mi diyorsun? Geldim işte burada da bir gelelim. Hadi buraya da sapalım falan. Ben öyle değil. Yani bütün sen ayarlamalarını yapacak. Nokta atışı yapan bir uzaylı bekliyorsun yani. Dünyaya buraya. Gideceğim. Dünyaya gideceğim, seni salça yiyeceğim. Seni mahvedeceğim. Ben her şeyde bilinçli tüketimden sen yanına. De bilinçli. Bilinçli gelsinler. Bilinçli gelen adama ulaşmak daha kolay. Ben de bilinçli diyorum. Üç bilinçliyle uğurluyorum. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Bugün son saatinizde uzaylılarla birebir görüşen dinleyicilerimizi dinlemek isterdik. Ama öyle bir şeyle belki karşılaşmayız diye. Uzaylılarla en azından filmlerde bir araya gelmiş, filmlerde uzaylılarla karşılaşmış dinleyicilerimize soruyoruz. Hangi filmlerde dünya dışı varlıklarla temas içinde olduk? Hangi uzaylıları sevdik? Hangilerinden tiskindik? Onları soruyoruz. Listemizi yapmaya başlıyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Ha bu arada az önce söyledin Ege, yani dünya dışı varlıklarla bir şekilde temas etmiş olan dinleyicimiz varsa, dinleyicilerimiz varsa, mikrofonlarımız açık buyursun. Mikrofonlarımız açık. Sonuna kadar açık mikrofonlarımız. Yani telefonumuz var, var. Birden fazla var galiba. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İzmir'den Murat. Murat Bey, gördünüz mü gerçekten uzaylı, yoksa filmlerde mi sadece? Filmlerde, nerede görsek taş atarız herhalde. Biliyorsunuz. Ya niye taş atıyorsunuz? Ya vallahi ya bir çiçek verin, bir şey yapın. Adamlar yani o kadar mesafeden gelmişler. Siz bir yere seyahate gittiğinizde sizi taş atarak mı karşılıyorlar? Belki faili. Biz de öyle. Bizde öyle değil midir? Bizimki de uzaylı filmi çevirse sopayla dürtükler uzaylıyla karşılaştığında, bu ne işe yarar diye. O konuda Cem Yılmaz bizi galiba şey yaptı ya. Yönlendirdi ve doğru yola soktu, ama orada da benim endişem şey Murat Bey. Yani belki çiçek verin falan dedi Fahir de.
Yani belki çiçek vermek onların geldiği yerde şeydir. Taş atmak gibi bir şeydir yani. Belki alerji, yani belki adamın huyunu bilmezsin, suyunu bilmezsin. Adetini, göreneğini bilmezsin. Öyle hemen bir taş şey gene verirsen. En mantıklısı düşününce. İster miydiniz peki dünya dışı varlıkla temas etmek, yoksa biri temas etsin ben biraz arkada durayım mı dersiniz? Yok yok, isterdim tabii ya. Ben bilim kurgu hastasıyım. Ne yapacaksınız mesela, var mı kafanızda bir plan? Yani iletişim şeması. Şöyle yaparım, yok, böyle yaparım. Yok, şema kurmadım da belki o bizle iletişecek direkt konuşmadan, bilemiyorsunuz ki. Ha, bir beklentiniz var yani dünya dışı sonuçta varlıklarla. Sonuçta diyor kapalı kutudur diyor yani. İlk adımı ondan beklerim dedi yani. Sonuçta yani, gelen o. Ama ya ilişkilerde de öyle değil midir zaten? Kendi hayatımızdaki ilişkiler. Çok hevesli görünme de şey sanmasınlar derler ya. Evet. Şey evet. Sanmasınlar. Doğru. Dünya Murat dışı Bey, bir... şöyle diyebilir miyiz? Bana bir adım atan uzaylıya ben 10 adım atarım diyebilir misiniz? Koşarım, koşarım. Vallahi çok teşekkürler. Uzaylılar duysun bunu. Evet. Duysun. Hangi filmden bahsedeceksiniz? Ya hangi birinden bahsedeyim ki? Bir tanesinden bahsedin yani, siz... diğer dinleyicilerimize de şey olsun. Evet. O... En çok onlara da kalsın diyorum. Evet. O size yer eden. Şöyle bir uzaylı gelse başımın üstünde yeri var diyeceğiniz uzaylı mesela. Mesela işte Chewbacca olsa süper olur. Acayip, kimse yanına yaşamaz. Kıllı kıllı. Star Wars'tan. Kıllı bırak, adam kuvvetli, sana höt diyene alır kolunu verir adama. İşte tam taş atılacak uzaylıyı söylediniz vallahi. Süpersiniz. Çok teşekkürler Murat Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. Sen seviyor musun Chewbacca'yı? Seviyorum canım da. Yani bu Chewbacca hastasıdır ya. Başımı atarım yani. İlla bir taş atılacak ya, valla programımız şiddet öğelerinden uzak olsun diye uğraşıyoruz. İlk daha dakikasında taşla başladık. Burak yani. Yazmış o zaman, bize ortamı yumuşatalım biraz. Yeşilçam turist Ömer uzayda demiş. Uzaylıları bize gösteren, dünya dışı varlıkları bize gösteren film. Hollywood'dan da işaretler. Parantez içinde Mel Gibson. Mel Gibson işaretlerde. Ama orada gözükmüyordu bildiğim kadarıyla ya. Gözüküyor muydu? Bir takım işaretler, doğru. Bir işaretler falan vardı. Ben hatırlamıyorum da. Filmi. Mel Gibson onu hayra yormaya çalışıyordu değil mi? Bu işaret... Freedom diye öldüğü filmdi değil mi Mel Gibson'ın? Sonunda. En sonunda. Ya sonunu söylemeyin işte ya. Ay pardon ya. Günaydın efendim. Hu hu. Maalesef diyoruz. Maalesef diyoruz. Ece Hanım göndermiş ne bize. Demiş? Evet yani hakikaten yerli yapımlarda da gerçekten uzaylılara sıklıkla yer ayrılıyor. Uzunca bir süre televizyonda yer etmişti. Uzaylı Zekiye'yi hepiniz bir kez daha almış olun. Uzaylı Zekiye ama dünyalıydı, böyle bir takım uzayla teması mı vardı? Bir güçleri vardı da uzaydan geldiği bir şey olduğunu görmüyorduk onu. Uzaylı Zekiye uzaylıların etkisiyle bir takım güçler kazanan bir dünyalıydı. Bir dünyalı Zeki adlı bir değerli hanımefendinin macera dolu hayatıydı. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Abdullah Ankara'dan. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Aslında herhangi bir temasınız oldu mu bugüne kadar dünya dışı varlıklarla? Olmadı ama şeyden bahsedecektim ben. Film değil ama diziden. Olur. Bize, bize her yer olur. Doktor Who. Doktor Who'da değil mi? Hepsi evet. Alayı uzaylıydı. Doğru. Alayı uzaylıydı. Dünya oradan dışında ne kadar sıkıntılı adam varsa hepsi Doktor Who'nun karşısına çıktı. Aynen öyle. Ben oradaki Doktor Who'nun dünyada yani tanışmak isterdim. Daleklerle de tanışmak istemezdim diyeyim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Dileklerinizi biz yazdık. Umarız umarız bu mesajlarınız dünya dışı varlıklar tarafından duyuluyordur. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Kim yazmış bize? Twitter'dan da mesajlar geliyor. Darveder hocamız demiş ki en güzellerinden biri District 9. District 9 yani en tipsizleri orada. Evet ya. Çok tipsizlerdi ama çok güzel filmdi hakikaten. En nostaljik olanı da Visitors yani ziyaretçiler diye televizyonlarımızda oynamıştı. Kuş yiyenler. Kuş, fare ve bir takım kafesten çıkarıp kuş yiyordu yani. Yani ziyaretçiler. O hareketi dışında bütün hareketleri güzeldi. Bak güzel tanımlanmış yani, ziyaretçi deyince artık misafirler falan gibi bir şey var. Yani böyle kötü niyet ziyaretçide böyle kötü bir şey beklemiyorsun. Adamlar iyi niyetlidir. Sonuçta ziyaret etmeye gelmişler. Ziyaret kötü maksatlı. İyi niyetli bir şey ziyaret. Yapmıyorlar mıydı ya? Ne? Ele geçirmiyorlar mıydı gezegenimizi? Visitors ya, mu? Hı-hı. O bayağı uzun sürmüştü ya. Bayağı kaldı onlar yani. Bayağı kaldılar. Büyük ihtimalle bir takım çekişmeler olmuştur. Hangi gün yayınlanıyordu? Pazar mıydı o?
Ona bakacağız. Pazar olur, pazartesi olur. Ne, hangi güne denk geliyordu onu tam olarak bilmiyorum. Ayfer Hanım yazmış. Ne Ayfer demiş? Karaduman. Arrival. Böyle mürekkepli gibi yapış yapış böyle. Onlar kalite uzaylıydı ama ya. Ben onları sevdim yani. Vallahi benim... Tipi kötüydü de niyetleri iyiydi adamlar. Yani benim de en beğendiğim uzaylı filmlerinden bir tanesidir. Yani hem bilinen tiplemelerin dışına çıkmış. Efendime söyleyeyim. Bir de orada şey de vardı. Yani bir bakalım ne yapmak istiyorlar. Bir gidelim bir bakalım. O onu ziyaret ediyor. Onu tekrar geliyor. Bir şeyler oluyor falan. Yabancı dil sıkıntısı yaşadığımız filmlerden bir tanesi. Bir tanesi. Uzaylı da yaşıyor demek ki. Evet. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Musa Aydın ben Adana'dan. Hoş geldiniz Musa Bey. Hoş bulduk. Herhangi hoş bir muhatabınız oldu mu uzaylı ile ilgili, hiç rastlamadınız mı? Yok, bugüne kadar hiç rastlamadım ama rastlamayı sabır.